Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kesit tesirleri konusu içerisinde bölgeleme ve kesim yöntemi konularını ele alacağız. Öncelikle neden ve hangi durumlarda bölgeleme yapılır? Bunu inceleyelim. Herhangi bir taşıyıcı sistem elemanına bağ kuvvetleri dışında etkiyen dış yükler onun üzerindeki yük dağılımını değiştirir. Bu sebeple kesit tesirlerinin değerleri yükten öncesi ile yükten sonrasında farklı olacaktır. Sağdaki şekilde çeşitli yüklemelere ait bölgelemeler yer almaktadır. Yüklerin ve mesnetlerin yer değiştirmesiyle bölgeleme değişimlerine dikkat ediniz. Örnek olarak ekranın sağ kısmındaki 5 çubukta farklı yüklemeler ve farklı mesnetleme şekilleri görülmektedir. İlk şekli ele alacak olursak bir P tekil kuvveti basit kiriş dediğimiz bir taşıyıcı sistem elemanına orta kısmından etkimektedir. Dolayısıyla bu P kuvvetinin etkidiği yerin öncesiyle sonrasında iç kuvvetler farklı çıkacaktır. İkinci şekle bakacak olursak mesnetleme tipi farklıdır ve buradan bir konsol dışarı doğru bırakılmıştır ve konsolun ucuna bir P kuvveti etkimektedir. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarırız ki bir çubuk içerisinde mesnedin sol yanıyla sağ yanı arasında da bir bölgeleme ekseni geçmesi gerekmektedir. Üçüncü şekilde ikinci şeklin aynısıdır fakat ilk kısımdaki basit girişte bir tekil kuvvet bulunmaktadır. Dolayısıyla birinci ve ikinci şekilden aldığımız bilgileri kullanarak üçüncü şekilde üç adet bölge olduğunu görebiliriz. Dördüncü şekle bakacak olursak aslında üçüncü şekilde şeklen aynıdır. Fakat Buradaki tekil kuvvet yerine burada bir yayılı kuvvet etkimiştir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki yayılı kuvvetini etkilediği kısım ile etkimediği kısım arasında bir bölgeleme çizgisi geçmesi gerekmektedir. Ve beşinci şekle bakacak olursak dördüncü şeklin üstüne farklı kısımlar eklenmiş büyük bir taşıyıcı sistem elemanı görmektesiniz. Orta kısımda bir G mafsalı bulunmaktadır. Buradan anladığımız kadarıyla mafsalın sol kısmı ile sağ kısmı arasında da yine bir bölgeleme farkı bulunması gerekir. Kesit tesirleri konusunda çözümün yapılabilmesi için bölgelemenin doğru yapılması şarttır. Aksi takdirde iç kuvvet diyagramları yanlış çıkacaktır. Kesim yöntemi ile alakalı bir örneğe bakacak olursak. Şekilde konsol kirişin yükleme durumuna göre mesnet tepkilerini bulunuz. İç kuvvet değerlerini kesim yöntemiyle hesaplayınız ve iç kuvvet diyagramlarını yani M, N ve T diyagramlarını çiziniz. Çubuğun ağırlığını ihmal ediniz. Görmüş olduğunuz gibi ekrandaki şekilde bir konsol kiriş ve bu konsol kirişin belirli bir mesafesinden etkileyen tekil bir kuvvet bulunmaktadır. Boyutlar bize verilmiştir. Şimdi bu sorunun çözümünün nasıl yapılacağını inceleyelim. Çözümdeki birinci adım serbest cisim diyagramı yani kısacası SCD'nin çizilmesidir. Serbest cisim diyagramının ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle sistem üzerindeki bütün mesnetler kaldırılır ve bunlar yerine mesnet reaksiyonları konulur. Mesela sorumuzda bir ankastre mesnedimiz bulunduğu için ankastre mesnedin 3 tane mesnet reaksiyonu ortaya çıkar. Bunlardan birisi düşey tepki Görmüş olduğunuz gibi AY birisi yatay tepki yani AX birisi de moment değeridir yani MA değeridir. Ve serbest cisim diyagramı çizilirken mutlaka boyutlar, mesafeler yazılmalıdır. Yani kuvvet nereden etkir, çubuğun toplam boyu ne kadardır bu gibi bilgiler mutlaka yazılmalıdır. İkinci adımda denge denklemleri yazılır ve mesnet tepkileri bulunur. Bildiğimiz kadarıyla iki boyutta yani düzlemde 3 tane denge denklemi yazabiliriz. Bunlar yatay kuvvetlerin toplamı, düşey kuvvetlerin toplamı ve sisteme etkiyen momentlerin toplamı şeklindedir. İlk olarak yatay denge denklemini yazacak olursak, toplam fx yani sisteme etkiyen x ekseni üzerinde bulunan bütün kuvvetler 0'a eşit olmalıdır. Burada önemli noktalardan bir tanesi şuradaki toplam işaretinin yanında görmüş olduğunuz yön işaretidir bu sizin pozitif seçtiğiniz yönü ifade eder. Yani bunu tam tersinde seçebilirsiniz. Bu tamamen keyfidir, size kalmıştır. Aynı şekilde AY, AX ve MA değerlerini de yazarken bunların da yönünü seçmek keyfidir ve size kalmıştır. Örnek olarak AY'yi aşağı yönde seçebiliriz. AX'i de sağa doğru seçebiliriz ve MA'yı da yine ters yönde seçebiliriz. Daha sonra toplam FX denge denklemini yazacak olursak sıfıra eşit olmalıdır. Sisteme baktığımızda x ekseni üzerinde sadece ax kuvveti vardır. Dolayısıyla ax sıfıra eşit olmalıdır. Buradaki eksi işareti ax'in yönü ile seçtiğimiz yönün birbiriyle farklı olmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla ax'i buradan sıfır buluruz. İkinci denge denklemine bakacak olursak toplam fy eşittir 0 olmalıdır. Eğer sistem dengede ise x ekseninde ve y eksenindeki bütün kuvvetler toplamı sıfıra eşit olmalı ve toplam moment de 0 eşit olmalıdır. Bu itibarla öncelikle bir pozitif yön seçiyoruz. Yine bu seçimde keyfidir. Dolayısıyla yukarı yönlü olan kuvvetleri pozitif olarak alacağız. Aşağı yönlü olan kuvvetleri ise negatif alacağız. A, yönü seçtiğimiz yönle aynı yönde olduğu için pozitif alıyoruz. 1200 Newton'luk kuvvet ise seçtiğimiz yöne göre zıt yönlü olduğundan eksi işareti alır. Dolayısıyla buradan A'y 1200 Newton çıkar. Üçüncü olarak moment dengi denklemini yazarız. Burada yine moment için pozitif bir yön seçmemiz şarttır. Ve aslında şu işaret saat yönünü pozitif seçtiğimizi göstermektedir. Dolayısıyla sistemi saat yönünde çeviren momentler pozitif olarak alınacak. Saat yönünün aksine çeviren momentler ise negatif olarak alınacaktır. Sisteme baktığımızda MA gibi bir tekil moment ve 1200 Newton'dan oluşacak başka bir moment gözümüze çarpmakta. Bu iki değeri hesaplamak gerekirse A noktası etrafında MA sistemi saat yönünde çevirdiği için yani seçtiğimiz yöne göre pozitif yönde çevirdiği için pozitif değer alır. Ve buradaki 1200 Newton'luk kuvvetin oluşturduğu moment değerini bulmak için 1200 Newton çarpı 2 metre işlemini yaparız. Bu da sistemi A noktası etrafında saat yönünde çevirecektir. Dolayısıyla denge denklemine pozitif olarak katılır. Buradan MA'yı çektiğimizde eksi 2400 Newton metre değerini alırız. Bu videomuzda Kesit tesirleri konusunda bölgeleme ve kesim yöntemi konularını ele aldık. Örneğimiz henüz sonlanmadı. Bir dahaki videomuzda bu örneğin çözümüne devam edeceğiz. Sorularınızı ve isteklerinizi yorum kısmına yazabilir veya mühendisakademitv.gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ben Mehmet Öner Yelen. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Başarılar dilerim.